1 milyon ağaç kestirdi. 1 milyon. Sayın Erim, konuşmacı kürsüde lütfen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'de daha önce de krizler yaşandı. Ekonomik krizler yaşandı, siyasi krizler yaşandı. Ama hiç böylesi yaşanmadı. Çünkü bu artık sadece bir ekonomik kriz değil, tam anlamıyla bir rejim krizidir. Ve iktidarın elinde bu krizi aşacak tek bir ekonomik ve siyasi araç kalmamıştır. Her şey bir tarafa, Türkiye'de artık bu krizi aşacak kurumlar da kalmamıştır. Bu sunumda bakanlıklar ve kurumlara ait milyarlık bütçelerin listesi var. Ama bu kurumların bütçesi var, kendileri yok. Örneğin 77 milyarlık bütçesi olan Sağlık Bakanlığı eğer gerçekten olsaydı, dün annesini Covid'den kaybetmiş bir insanı bugün aynı nedenle babasını kaybettiği için aramak, başsağlığı dilemek zorunda kalmazdık. Yurttaşlarımız bizi her gün yoğun bakımda yer bulamadığı için aramak zorunda kalmazdı. Örneğin hekimi, hemşiresi, sağlık çalışanı bitmiş tükenmişken binlerce hemşire, sağlık memuru, tekniker, teknisyen atama beklemezdi. Marifet, Sayın Bakan, sağlık çalışanlarını alkışlamak değil. Marifet, COVID'i meslek hastalığı olarak tanımak. Marifet, COVID'den ölen meslektaşlarını anmak isteyenlerin önüne barikat örmek değil. Marifet, saygı duymaktır Sayın Bakan. Devam ediyorum. 14 milyara yakın bütçesi olan bir Adalet Bakanlığı gerçekten olsaydı, talimatla değil, hukukla karar veren mahkemeler olsaydı ve 10 milyardan fazla bütçesi olan bir İçişleri Bakanlığı gerçekten olsaydı, Ankara Çubuk'ta bu ülkenin ana muhalefet partisi liderine linç girişiminde bulunanlar ellerini kollarını sallayarak sokakta gezemezdi. Bu linç girişimi Soma'daki Ermenek'teki madencilerin yürüyüşü kadar sizi rahatsız etmedi. Sayın Bakan, Marifet inek hırsızı Osman Sarıgün'ün saflarında durmak değil. Marifet alay komutanının karşısında sizden korkmuyoruz demektir. Sayın Bakan, pandemi döneminde kimse aç kalmasın diye, kimse açıkta kalmasın diye belediyelerin topladığı bağışlar, belediyelerin açtığı imarathaneler sizi rahatsız etti de Melih Gökçe'nin dinozorlara verdiği 750 milyon dolar sizi rahatsız etmedi. Marifet Sayın Bakan, tepeden tırnağa yolsuzluğa batmış kayyumların elinden 40 bin liralık tesbih hediye almak değil. Marifet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın suç duyurusunda bulunduğu 3 milyarlık yolsuzluğun hesabını sormaktır. Devam ediyorum. Örneğin 3 milyardan fazla bütçesi olan Çevre Şehircilik Bakanlığı gerçekten olsaydı, Türkiye'nin %95'i deprem kuşağında yaşarken 1999'dan beri deprem vergisi toplanan bir ülkede depremden sonra kimse çıkıp da Türkiye'ye sesleniyorum, riskli binalarda oturmayın diyemezdi. Sayın Bakan, Marifet yeşil yolda kepçenin önünde duran, devlet biziz diyen Havva Ana'nın önüne jandarmaları göndermek değildir. Marifet, Giresun Dereli'de HES'lerin sebep olduğu ve 11 yurttaşımızın hayatını kaybettiği sel felaketinde kepçenin üstüne çıkıp poz vermek değildir. Marifet, dereler kurumasın diye gökteki kuşun, yerdeki karıncanın hakkı için kepçenin önüne yatmaktır. Marifet, imar affından 25 milyar para toplamak değil. Marifet, köprünün altında yatan bir tek evsiz bırakmamaktır. Sayın Bakan, mesele kanal değil Sayın Bakan. Mesele İstanbul. Mesele millet bahçelerinde yuvarlanmak değil Sayın Bakan. Mesele iştir, mesele açtır, mesele ekmektir, mesele hürriyettir Sayın Bakan. Bakın, milyarlık bütçesi olan iki bakan
sokağa çıkma yasağına bile kendileri karar veremiyorsa, hazinenin, yargının, ihalelerin tek bir şahısta toplandığı Türkiye'de kurumların varlığını bütçe önünüze geldiğinde anlıyorsanız aslında yoksun. Tamamlayın sözlerinizi. Bütçeniz var ama kendiniz yoksunuz. Bu ülkenin vicdanında yoksunuz. Bu ülkenin geleceğinde yoksunuz. 2023'te yoksunuz. Bu sunumda milyonların işsiz olduğu, iş yerlerinin kapalı olduğu, hazinenin döviz rezervlerinin ekside olduğu bir ülkede her geçen yıl bütçe büyüyecek diyorsunuz. Doğrudur. İş size kalırsa bütçe büyüyecek ama bütçe açığı da büyüyecek. Bu ülkenin dününü, bugününü, yarınını yutan kara delikler de büyüyecek ama ekmek küçülecek. Oysa ekmeği ve adaleti büyütecek, işi ve ayçi büyütecek bir seçenek daha var. O seçenek sizde yok. O seçenek bizde var. Sayın Müzeyyen Şevkin, buyurun. Sayın Şevkin, uğraşmayın, gördü arkadaşlar.